Evet arkadaşlar bugün Godox ML30 B Color ışığını deniyoruz. İkili setini satın aldım. İkili setini kullanmaya başladım. Şimdi sizlere ikili setin kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. Tabii ki sürekli ürün tanıtım üzerine yayınlar yapmayacağım. Daha sonrasında araştırmalar yaptığım konularla ilgili yayınlar da yapmayı planlıyorum. Ama şimdilik ilk iki videomuz kullandığımız ürünlerin tanıtımı üzerine olacak oldu. Şimdi bakalım bakayım Godox ML 31 kalır ışıkları bizim için nasıl kolaylıklar sağlayacak ve sektörde nasıl kullanabiliriz? Aynı zamanda YouTube yayıncılığında faydalı bir ışık mıdır? Zaten hala hazırda şu anki yayınlarda da gördüğünüz üzere Godox ML 31 kalır ışıklarını kullanıyorum. Öncelikle ışığı uzaktan kontrol edebiliyoruz. Direkt bununla başlayacağım. Ben şimdi ışığı uzaktan kontrol edeceğim. Ve güzel bir özellik bu Godox'un Light aplikasyonu var onu indiriyorsunuz ışığı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz benim gibi tek başına yayın yapanlar için gerçekten önemli bir özellik olmuş işi kolaylaştıran bir özellik şimdi ışıklara girip kontrol edebiliyorum mesela şimdi 5700 Kelvin'de bu ışık bize 2800 ve 6500 Kelvin değerleri arasında sıcak ve soğuk ışık değerleri veriyor. Biz de şimdi bu uzaktan kontrol sayesinde bu sıcak soğuk ışık değerlerini hep birlikte göreceğiz. Şimdi bakalım 5700 Kelvin'deyim. 2800 Kelvin'e düştüm. Sağ taraftaki ışığı. Hemen diğer ışığı da 2800 kelvin'e düşürdüm. 2800 kelvin'e düşünce tabii ki bir sarı ışık ortaya çıktı. 6500 kelvin'e çıkaralım hemen ışıklarımızı. Hemen diğer ışığımı da 6500 kelvin'e çıkarayım. Evet şu anda 6500 kelvin'e çıktık. Gün ışığında biliyorsunuz 5600-5500 kelvin değerleri kullanılır. Ev içinde stüdyo ortamında 5900-6500 arası Kelvin değerlerini kullanarak yayınlarınızı oluşturabilirsiniz. Ben şu an 6500 Kelvin'de kullanıyorum. Yani bunu 2800 ve 6500 arasındaki tüm Kelvin değerlerini istediğiniz çekim ortamını yaratarak kullanabilirsiniz. Şimdi diğer bir özelliğe geçeceğiz. Işıklarda efekt modu var. Mesela Flash efekti veriyor. Şimdi sağ tarafımdaki ışık bana flash efekti veriyor. Ben buradan yine aynı şekilde wireless yöntemi kullanarak Godox Light aplikasyon sayesinde bu flash efektini sağ tarafımdaki ışığa verdim. Diğer taraftan diğer ışığa da başka bir efekt verelim. Ona da pardon. Mesela ona da şu an mum ışığı efekti verdim. Bir tarafta flash efekti varken diğer tarafta da mum ışığı efekti var. Tabii şu an karışık oldu. İkisini de mum ışığına mesela. Şimdi dakika evet. İkisi de şu an mum ışığı efektinde bize bir e, ışık veriyorlar. Bunu siz de, yaratacağınız sanatsal ortamlarda da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin özgün e, bakış açınıza kalmış bir durum. Nasıl bir ortam yaratmak istiyorsanız o ortamda kullanabilirsiniz bu ışıkları. Şimdi biz ışıkları normal Kelvin değerlerine döndürelim hemen. Evet şu an 6500 Kelvin değerine döndük. Işığı kimler kullanabilir? Şöyle bir bakalım. Hafif ekipman kullanan videograferlar, asistansız çalışan içerik üreticileri. <laughs> ben oluyorum aynı zamanda hızlı projelerde çalışan küçük yaratıcı ekipler, seyyar doldurucu ışık kullanan bağımsız film yapımcıları tercih ettiğiniz her mekanda bu ışığı kullanabiliyorsunuz. Sony NP bataryaları ile birlikte dışarıda seyyar bir şekilde ışığı taşıyabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Bu da batarya destekli tutak sayesinde Sony NP bataryalarıyla birlikte dışarıda seyyar bir şekilde kullanılıyor. Şimdi bende bir tane var ben size onu göstereceğim. Gösterirken tabii ışığı sökmem gerekecek. Kısa bir sizden izin istiyorum. Evet şimdi sadece sol tarafımdaki Godox ML 31 Color ışığımız kaldı. Ben yanıma sağ taraftaki ikiz kardeşini aldım. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle bir ışık. Şöyle yakınlaştırayım bakın gösterebilirsem. Bataryasıyla birlikte geri alıyorsunuz. Evet. Şimdi bakın gördünüz. Buradan ışığımızı yaktık. Şurada değerler var. Yüzde Yüze getirdim. Az önce yüzde ellilik bir değerde ışığı kullandım. Bayağı düşükmüş. Onu da ayarlayabilirdik. Buradan kelvinlere bakın ayarlayabiliyorsunuz. Sarıya dönecek. Şöyle biraz daha değerini düşüyorum. Şu an %30 değerlerine düşürdüm ki ışık patlaması yaşamayalım. Şu an 4800 5500 5600 Kelvin'de. Aynı zamanda şu an 6500 Kelvin'e geldi. Bu ışıkla neler yapabilirsiniz? Bir manken çekiminiz vardır. Şöyle koy koyayım. Evet, şöyle benim yamacımda dursun. Aynı zamanda seyyarken de kontrol edebiliyorsunuz. Mesela şu an %0'a düşürdüm. Evet, yüzde getirdim hemen yüzde 50 seviyesinde yüzde 60 oldu şu an. Ee, ışığın gücü yüzde 60'ta sağdaki ışık hemen diğer şeye bakıyorum. Evet, şu sol tarafımdaki ana ışık kaynağı mı ise şu an yüzde 50 değerinde. onu da artırıyorum arkadaşlar. Ya ışığın şeyini görün gücünü görün yüzde yüz. Şu an %100 bir ışık veriyor sol taraftaki ışık ayağına bağlı ML31 kalır. Bu taraftaki ise %60 değerinde bir ışık veriyor. %100'ü ben şimdi düşüreceğim. %100'ü %68'e düşürdüm. Işığın ıı, şeyini görmeniz açısından şimdi %30'a tekrar düşürüyorum sağımdaki ışığı. Altın 500 kelbinden. Bu ışıklarla birlikte dışarıda bir model çekimi yapabilirsiniz. Modelinizde ışığı yansıtıp kullanabilirsiniz. Bu ışıkla model çekimi yapabilirsiniz, farklı çekimler yapabilirsiniz. Düğün fotoğrafçılığında kullanabilirsiniz veya bir ürün çekmeniz gerekiyor ama e, ürün çekim standınız yok. Ne yapacaksınız? Doğal ortamda veya e, mesela bir kafedesiniz, kafede çekim yapmanız gerekiyor. Bu ışıkları taşıyıp orada e, ışıktan faydalanıp ürün çekiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki dışarıdaki performansı içerideki kadar güçlü olmayabilir bu ışıkların da netice itibariyle belli bir güç oranı var. Özellikle o oran dışarıda biraz daha düşüyor olabilir. Yalnız genel olarak bu ışık kullanıcı dostu diyebiliriz. Üretici dostu diyebiliriz. Ben öyle düşünerek bu ışıkları aldım ve kullanacağım. Hem YouTube yayınları için kullanacağım hem de diğer dışarıdan profesyonel işlerde kullanabilmek adına bu ışıkları tercih ettim. Godox ML 31 kalır ışıklarını sizler de gönül rahatlığıyla tercih edip işlerinizde kullanabilirsiniz. Şu an nasıl bir ışık ortamı oluştu bilmiyorum ama çünkü sağdaki ışığı yanıma aldım. Sol taraftaki ışığım ise beni şu an görüyor. Bakalım ben de merak ediyorum nasıl olacak, nasıl olmuş hep birlikte göreceğiz. Ben şimdi şu sağımdaki ışığı tekrar yerine takayım. Hemen söküp ondan sonra yayına devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar yeniden geldim. Şimdi iki ışığımızda aynı güç performansına getirelim. Şu an mesela yüzde %70 70'e getiriyorum. Diğer ışığımı da 70'e getireceğim. Yüzde 70 yeterli olacak gibi. Yani ben detaylı bir ürün incelemesi yapmayacağım zaten. Genel olarak kullanış itibarıyla ürünü bir görün istedim. Bundan sonra zaten daha değişik gündemlerle karşınızda olacağım. Kendi araştırma yaptığım, ilgi duyduğum konularla ilgili YouTube'da size yayınlar yapacağım. Fırsat buldukça. Şimdi ışıkla ilgili size görseller hazırlayacağım. Ufak da olsa imkanlar ölçüsünde dar bir odada çekim yapıyorum. Hali, hali hazırda. O yüzden fazla detaylı bir çekim yapabileceğimi düşünmüyorum. Yalnız ilerleyen aşamalarda ışığı dışarıda da test edeceğiz tabii ki fırsat buldukça özellikle belki bir model çekiminde ışığın gücünü ve yarattığı etkiyi size göstermek adına bir çekim yapabiliriz. Hep birlikte sizler de görürsünüz. Zaten bilenler biliyor. Ben bu çekimleri bilmeyenler için, merak edenler için yap yapacağım. Şimdi arkadaşlar ışığın arkandan görünüş bu şekilde. Şöyle değerlerle oynayayım ben de size görebileyim diye. Evet. Evet arkadaşlar mesela 4500-5600 kelvine getirdim. Geri düşürdüm 4200'e. 3300'e. 3300'e. Bakın kelvin değerini düşürdüm. Buradan istediğim gibi Godox Light aplikasyondan ışığın gücünü her şeyini ayarlayabiliyorum. Bu da bana kolaylık sağlıyor. Işığın arkadan görünüm de bu şekilde.